Hastalığın seni hasta etmesine müsaade etme. Başlı. Seninle alakalı değil mi? Doktorluk ya. Hastalığın seni hasta etmesine müsaade etme. Başlık bu. Bakayım ne çekeceğim. Hastalığınız sizi hasta etmesi, etmemesi lazım. Peki hastalık o zaman nedir ki? Hastalık hastalık değilse, hastalık nedir? Hastalık seni hasta etmesine müsaade etmeyin deniliyor. Rahatsızlığınız kendinizi ve etrafınızı rahatsız etmemesi lazım. Rahatsızlığınız. Eğer hastalığı hastalık olarak kabul edersen, hastalık hastalık olur. Hastalığı bir inkılap olarak, bir hayatın başka bir versiyonu, zemini, farklı anlama zemini diye düşünürsen, o zaman hastalık hastalık olmaktan çıkar. Ne olur? Dertler derman olur. Mesela hayatı standart yapan sihat ve servet. Hayatı standart yapıyor. Hayatı standart demek, yani alıştığımız bir hayat. Nedir o? Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfakta dolduruyorsun, tuvalette boşaltıyorsun. Bak, mutfak, hayal et. Mutfak, tuvalet, boşaltıyorsun. Yatak, iş veya okul. Dikdörtgen, mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş. Ondan sonra bu dikdörtgenin içinde ölüp gidiyoruz. O zaman insan ne olmuş oluyor? Pislik makinesi oluyor. Adeta mutfak ile tuvalet arasında pimapen gibi bir boru vazifesini yapıyor. Mutfaktaki o güzelim yemekleri, meyveleri tuvalete dönüştürüyor. Şimdi hastalığın bir inkılap olarak görürsen, yani farklı anlamana, farklı düşünmene, hayatı farklı görmene vasıta oluyor. Bunu başka bir şey sebep olamazdı. Onun başka yeri. Ha. Yani hastalığın dışında hayatı farklı yorumlamana, farklı görmene, farklı düşünmene ne sebep olabilirdi ki? Sıkıntınız sizi sıkıntıya koymasına müsaade etme. Peki nedir bunlar? Bunlar malzemedir kardeşim. Hayatın meratibini fark ettirmek içindir. Bir örneğiniz vardı abi sizin. Havuz üstünde plastik. Evet. Vereyim onu da. Şöyle bir 20'ye 20 bir havuz kabul edin. Kare. On. Tamam mı? Şimdi bir havuz. Yarım metre su doldurduk. Üzerine şöyle suya batmayan şu kadar plastik koy, şey yapalım, kare. Ne diyelim ona? 30'a 30. Havuza diz. Hiç boş bırakma. Tamam mı? Hayal edebiliyor musun? Farklı renklerde, ışık. Onu şey yapayım. Şimdi her bir plastik farklı bir renkte lamba olsun üzeri. Hiçbir yer boş bırakmadık. Altı su gözükmüyor. Ama suda yüzüyor. Su gözükmediği için suda olduğunu bilmiyoruz. Suda olduğunu bilmiyoruz. Birbirine yapışık olduğu için altını bilmiyoruz. Ondan sonra gece olduğundan dolayı etrafı da görmüyoruz. Yalnız o plastik dediğimiz şey, eğer bu söylediğimi hayal ederseniz mevzu iyi kavrarsınız. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı daha iyi yorumlarsın. Şimdi o 30'a 30 kare şeklindeki plastik üzeri de hepsi farklı renk, tonda. Şu anda bilgisayarda 28 milyon ton yapılmış. Ton renk yani. Okuduğum kadarıyla. Şimdi böyle 20
metrelik bir alan havuzda böyle bir şey dizdik mi, tamam mı? Gece karanlık. Lambaları yaktık bu şeyleri, plastik. Tavana vuruyoruz. Tavan nasıl olur? Mozaik olur değil mi? Sabit. Peki Sinan, asırlar dahi geçse suyu alttan bile oynatsak gözükmeyen o plastiklerin altından. Bunlar hep birbirine yapışık olduğu için yer değiştirme şansı olur mu? Olmaz. Ne yaparsa yap, aşağıda su kendi başına oynar durur değil mi? Çünkü mümkün değil, yapışmış. Peki bunlar oynamadığını nereden anlıyoruz? Tavana yaptığı şey resmiyle. Oynamaz yani. Peki sons güzel dahi olsa, evet güzel tabii. 18 milyon renk oldu diyelim, 18 tane şey. Tamam mı? 18 milyon renk. Ama dura dura, asırlardan beri duruyor, duruyor. Hep aynı olsa, en mükemmel olsa ama hep aynı olsa tat vermez. Değil mi? Peki, sen bu manzarayı değiştirmek ister misin? İnsan olsun, dağ olsun, tepe olsun, koyun olsun, keçi olsun, şu olsun, bu olsun. O şekil, şey. O zaman bu havuzdaki o birbirine yapışmış olan plastiklerden 3 tane oradan, 5 tane oradan, 7 tane oradan, 20 tane oradan, 10 tane buradan. Alın oradan. Boşluk oldu mu? Boşluk oldu. Aşağıdan suyu karıştırın. Bunlar birbirine girer mi? Boşluk olunca. O zaman lamba olduğu için yukarısı değişir mi? Değişir. Devamlı değişir mi bu? Değişir. Çünkü hareket var. Hareket var. Hareket edecek saha var. Sürekli değişir. İşte tamamen o plastiklerle dolu sihattır. Yeknesaklık. Yeknesak, standart. O ara boşlukları hastalık musibetlerdir. Hastalık musibet kendisi yoktur, ademidir. Sihatın alınmasıdır, plastik alınması gibidir. Oraya bir şey koymadık, plastiği aldık. Boşluk olması için bir şey koymadık, bir şey aldık. Hastalık olması için hastalık verilmiyor, sihat alınıyor. Bu sefer o su hayattır. Bu plastikler hadiselerdir, olaylardır. O alınan boşluklar bela ve musibetlerdir. Yani sihatın alınmasıdır. Servet alındı fakirlik. Sihat alındı hastalık. Ömür alındı ihtiyarlık. Hayat alındı ölüm. Allah. Yani ölümü vermiyor. Ne yapıyor? Hayat alıyor. Ha? Peki bu ne yapıyor? Eğer o ara boşluğu olmasa bunlar olmazdı. İşte sıkıntı ve hastalık dış dünyaya, bu da esma, esmanın cilveleri. Hayatta bize yansıyanlar. Hayat, biz bununla muhatabız. Tavanı bakıyoruz. Görüntüler. Bunların farklı olabilmesi için burada ara boşluklar olması lazım. İşte o ara boşlukları da sıkıntı ve hastalıklardır. Hastalığınız sizi hastalandırmak için değildi. Değildir de. Hastalığınız sizi hasta etmesine müsaade etme o zaman. Çünkü hasta olmak için hastalık verilmemiştir. Sihatta olmak için verilmiştir. Ruhu cesetten kurtarmak içindir. En azından ustadın dediği gibi hiç görmediğin akraba, hiç görmediğin merhamet ve şefkat, etrafındaki şefkat karane alakadarlığı inkişafına vesile oluyor. Olmayacağı, görmeyeceğim şeyler oldu. Sihatın varamayacağı şeyler hastalık varıyor. Paranın varamadığı şeylerle fakirlikle varılıyor. Sihatla varılan şeyler var, hastalıkla varılan haletler var. Zihnen, fikren rahat olun, nefes alın, hastalıkla cesedin dayatmalarından kısmen kurtulmayı ganimet kabul edin. Yani hastalık bedenseldir, ruhsal değildir, böbreğin ağrıyor, kafan ağrıyor. Bedenseldir. Ruh devamlı mahkum. Ceset galip. Hastalıkla mahkum olan ruh bedene hakim oluyor. Allah. Allah.
Allah, Allah. Yapmayın, tamam. Yani ondan sonra bütün tövbeler o anda olmuyor mu? Allah, beni kaldırırsın. Tövbeler tövbesi olsun. Her şeyime tövbe yarabbim, namazı başlayacağım. Sonrası kalkıyoruz. Bir iki hafta devam ediyor. Tekrar gaflet tepemize biniyor. Öyle değil mi? Musibet kalkınca gene aynı yere dönüyor. Peki o sihat dediğimiz bedensel dayatmaları ruhu boğan o haletlerle ölsek ne olacaktı ahirete? O şekilde öldüğünü kabul et. Yani gaflet, Allah'ı unutmuş. Mesela benim bir akrabam vardı, Allah rahmet etsin, sizin geçmişinize de rahmet etsin. Güzel havalarda kahveye giderdi. O bir taşlar vardır, delikli taşlar, ne diyorlar ona? Domino. Domino, ha. Onunla oynardı, nereden biliyoruz? Çünkü kahvede çok aradılar, çizmesine düşmüş. Evde, vay ne kadar saatlerce aradık dedi de onu. Güzel havalarda kahveye giderdi, ben çocukluk hatırlam, Allah taksiratını affetsin. Ama iyi havalarda şöyle yapardı, astım hastasıydı cama. Allah, 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 Allah cama yapışırdı. Çocukluğunda da unutmuyor. Giderdik görürdük. Peki, dünyadaki hastalık Allah Allah dedirdi, hastalık ahiretin nesi oldu? Sihati oldu. Dünyadaki sihat, ahirette hastalık oldu. Şimdi dünyadaki hastalıklarının mükafatını görüyor, ezeli ve bedi. Dünyadaki o sihatlıyken yaptığı gafletin bedellerini ödüyor, ebedi. İşte hastalık sihattır. Ahiret. Asrın doktoru hastalığa sıhhat diyor, sıhhat ve bela diyor. Allah. Asrın imamı değil mi? Asrın imamı. Manevi doktoru. Evet. Hastalığa şey diyor, sıhhat diyor. Evet. Sıhhata da bela diyor. Sıhhata da bela diyor. Evet. Sıhhat belasıyla diyor. Beşinci devam. Sıhhat belası diyor. Oysa insanların bu asırda en çok üzerinde durduğu şey vücut sıhhati ve rahat yaşamaktır. Evet. Oysa ikisi terk edilmesi gereken şey olduğu halde bu asır onun revaç veriyor. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرِ Yani dünya esası, dünyayı esas almış. Ruhu, ahiret uzak ama ruh. Ruhu koymuş kenara. Evet. Ruhta haberi yok ki. Cesedini koparır, ruhunu koparır, cesedine yedirir. Yedirir diyor. Dertler bana dermanimi, sırrını yakalamaya çalış. Bir şey sana dert olmuşsa bil ki çare de odur. Yani nasıl ki birisine aşık oldun, derde düştün. Bu derde seni o düşürmüşse derman başkası değil, aynı kişidir. Sen Ayşe'ye aşık oldun. Tamam mı? Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye aşık oldu. Ali'ye aşık olan bir kız, Ayşe'ye aşık olan bir erkek derde düştü. Dermanı kim peki? Ayşe'ye dert olmuşsa Fatma dert olur mu? Derman olur mu? Kim sana başına dert açmışsa derman odur. Öyle değil mi? Kimi sevmişse derman da odur. Çünkü yaranı o açmış. Bu derde seni o düşürmüşse derman başkası değil, aynı kişidir. Seni derde sokan senin dermanın da odur. Yani hastalık. Günahlar dertlerimizdir. Bunları terk etmek dermanımızdır. Tövbe dermanımızdır. Allah Allah. Tövbe dertlere. Hastalık nereden gelmişse derman da aynı yerden gelir. Aynı yer. Bir kere şu cümle de gariptir. Dermanı barındırmayan bir dert yoktur. Eğer içerisinde derman yoksa o dert değildir. Çünkü o sihattır.
İçinde dermanı olmayan şey sihattır. İçinde dermanı olan şey derttir. O zaman sihat belası tam anlamlı oluyor. Tam anlamlı oluyor. Bir bak bakalım hastalıksız bir peygamber var mı? Dertsiz. Yani dertsiz. Allah. Zikire de benzemiyor. Hatalara istiğfar, günahlara tövbe lazım. Ya Allah Allah. Şüphesi var Allah. Şimdi başka bir şey olacak ama şey olur yalnız. Şükür ve hamd. Şükür sihata deniliyor. Ama hamd hem sihata hem hastalığa, mazi ve müstakbeli taşıyor. O zaman bu eczacılar bu sırrı anlamış ki ilaçların, hastaların şeyini yapmak için ilacını önce ilacı buluyorlar. Şey, hastalığı teşhis edip onun içinden o hastalığı ilacını evet. buluyorlar. Yani. Evet. Evet. Doğru. Günahlar dertlerimizdir. Bunları terk etmek dermanımızdır. Sana giydirilen, çünkü bu çok önemli. Şimdi bu işi ne kadar alıştırmaydı. Yani klasik konuşmak gibiydi. Şimdi ilmi kategoriye doğru gidiyor merdiven. Şu, sana giydirilen vücut mertebeleri var. Vücut mertebeleri var. Hani şöyle, gömlek, gir içeriye, atlet, gir içeriye, vücut, gir içeriye, his, şuur, gir içeriye, ana kargas yapıyorum, akıl, gir içeriye, ruh, ondan sonra enel. Yani gömlek, atlet, vücut, hayat, his. Mesela ona ait lemalar var mı lemalar? Lemalar bak orada sana neler giydirilmiş. Oradan okuyayım. Allah Allah. Diyor ki bak giydirilen şeye bak. Altıncı lema. Ya baki entel bakide. Fakat bu şeyde yok. Dördüncü şuada yok Abdullah. Hasbunallah. Hasbunallah da bu cümle yok. Sif o hasbunallah buraya koymuş lemalara. Bu cümle burada var. Şeyde yok. Aslı yeri olan hasbunallah da dördüncü lemada yok. Dördüncü lemada yok. Onu bulayım. Çok ilginçtir. Diyor ki emniyette fakir görüne vücudum giydirilen. Yani ilimden vücuda çıktık. İmandan sonra en büyük nimet vücuttur. Yani varlığının farkında olmak. Vücut, var olmak. Yani senin var olman için Allah lazım. Şöyle bir düşünebiliyor musunuz? Yani var olmak. Yani yok olmayı düşünemezsiniz. Yani var olmak ne demektir? Varlığını bilmek. Şimdi mesela sen olmazsan senin. Yani ne kadar senin için, benim için değil de senin için ne kadar yıkım olur. Bak, birincisi hakir ve fakir görünen öyle görünüyor. Ne olacak? 65 sene yaşamış, yemiş, içmiş. Belki de sağlığından, yaşadığından belki kimseye haberi yok. Ama hakir fakir görünen vücudum. Bir. Her müminin vücudu gibi neymiş? İki. Vücudun içeriye gir. Halil, hayat neymiş? Hayat. Yani bunu anlamak için, bu değil de hayat ama ona işaret etsin diye söylüyorum. Nefes almak neymiş? Hastanedeki astimlere sorun.
yoğun bakımdaki cihaza takılı insanlara sor. Vücut neymiş? 2. Hayat neymiş? 3. Sana giydirilene bak. İnsanlık neymiş? İnsanlık sen satın almamışsın. İslamiyet neymiş? Giydirilmiş sana. İmanı tahkiki neymiş? Marifetullah neymiş? Muhabbet nasıl olacakmış? Bunlar hep giydirilmiş. Vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş. Ondan sonra ne giydirilmiş dedi? Hayat, insaniyet giydirilmiş. İslamiyet giydirilmiş. İmanı tahkiki bir giydirilmiş. Marifetullah giydirilmiş. Muhabbetullah giydirilmiş. Lezzet-i ruhani giydirilmiş. Bunlar giydirilmiş. Şeye benziyor. Odunda giydirilen nur, odun, kesip, duman, nar, ateş, nur, dalga boyları, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri Nur Muhammed'i ama aynı yer. Buz, giydirilene bak, buz. Suya giydirilmiş. Su da H2O'ya. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur Muhammed'i. Bunlara birbirine giydirilmiş. Mesela suya buz giydirilmiş. H2O'ya su bindirilmiş. Şimdi dinle şurayı. Sana giydirilen vücut, hayat, ama aynı yerdeler, aynı yer. Aralarında nihayetsiz mesafe var. Duman neredeyse nur orada değil midir? Odunda. Duman neredeyse, nur da oradadır. Mesela odunun en büyük düşmanı ateştir, ateşe giydirilmiş. Oduna giydirilmiş. Odunun en büyük düşmanı ateş değil midir? Ateş orada. Yani dert... Odunun dermanı ateşse kesin kendisinde. Odundaki nur gözükmezdi. Duman aynı yerde. Sana giydirilen vücut, hayat, his, şuur, akıl ve ruh cevheri. Bunlar sana giydirilmiş libaslar suretindedir. Birisinin diğerini yok etmesine müsaade etme. O zaman yok oluyorsun. O zaman yok oluyorsun. Mesela şöyle. Buzdan suyu yok et. Buz var mıdır? Veya buzdur, sudur, H2O. H2O'yu kaldır. Ne su kalır, ne buz kalır. Bedensel hastalık ruhun nefes almasıdır ki sözler 530'da ceset ruh hesabını inceleşir diyor. Diyor ki ceset ruh hesabını inceleşir. Yani bu su ilişkisini bir düşün. Odundaki nuru düşün. Mesela odunda yaştır. Yakarsan dumanı çok çıkar. Güneşe koyun, dumanı az çıkar. Şimdi buzu güneş vur, suya dönüşür. Sudaki ısıyı alın, buza dönüşür. Suyu buz yapmak için bir şey yüklemiyorsun. Isıyı alıyorsun. İnsanların hasta olması için hastalık vermiyorsun, sihatı alıyorsun. İnsanların sihatlı olabilmesi için devamlı şafi tecelli etmesi lazım. Şafi çekince tepene adem olan hastalıklar biniyor. Ama şafiyi çekmeden de şafiyi anlayamıyorsun. Anlayamazsın o zaman. Yani diyorsun ki, balığa diyorsun ki, balıkçığım bak,
Sen yüzüyorsun, suyun içindesin. Balık yüzmemeyi, suyun dışında olmayı nereden bilecek ki? Nasıl suyun içinde olduğunu nereden anlayacak? Suyu bilmiyor ki. Suyu bilmiyor. Evet, suyu bilmiyor. Çünkü hep orada, başka hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor. Sadece olsan, o zaman Şafii esmasının sende tecelli ettiği için sıhhatli olduğuna kim karar verecek ki? Neyle karar vereceksin? Sıhhat olduğunu evet. Nereden bileceksin? Bir üstüne giydirilmiş vücut mertebelerini tek zannetme. Ben derken kimi kastettiğini biliyor musun? Ben derken kimi kastediyorsun? Gömlek mi? Atlet mi? Vücut mu? Hayat mı? His ve şuur mu? Akıl mı? Benim aklım bunu kaldırmaz. Derken o ben diyen akıl mıdır? Benim aklım bunu anlamaz. Akıl değildir. Ben diyen akıl değildir. Benim ruhum hasta, benim ruhum rahatsız, benim ruhum kaldırmaz. O ben diyen ruh değil. O sen, o ben diyendir. Diğerleri hiçbirisi sen değilsin. Sana emanete verilmiş. O zaman ben hastayım derken neyi kastediyorsun? O sen misin? Burası mıdır? Odun diyorsun. Odun mudur? Duman ve nur, ütroviyal ışınları ve kendisi kütledir. Ağırlığı var, hacmi var. Bu meydana getiren odunun hacmi yok, kütlesi yok, mekanı yok, tipi yok. Mesela yaktık, Fransa'nın neresinde odunu yakarsanız? Odunu yaktınız, Fransa neresinde artık? Duman. Kilosu yok dumanın. Isısı, nurun, çıkan ışığın ve ısısının. Kilosu yok. Ama dumanla ve nur ve ateşle oluşan odunun kilosu var. Ve bir yerdedir. Ama o şey her yerde. Her yerde olan şey bir yerde böyle bulunabiliyor. Esma-i Hüsna da böyledir. Esma-i Hüsna nur gibidir. Ama biraz da dondurursan odun olduğu gibi. Bu mevcudat esmadır. Donmuş esmadır. Nasıl olur ya dönmüş esmadır? Odunu hayal edebiliyor musun? Bir odun düşünün, soba odunu. Hayal edin, tamam. Çam, tamam mı? Çam. Bu odun değil. Nedir ya? Donmuş güneştir. Değil mi? Odunu yakın bakalım ne çıkıyor? Küçük güneş. Güneşin parçası. Peki, nereden çıktı? Her şey aslında rücu eder. Pıt 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 ona gidiyor. Rengi de o. Özelliği de o. İşlevi de o, vazifesi de o, yönü de o. Oraya gidiyor. Odun nedir? Donmuş güneştir. Nasıl ki nurani foton dediğimiz, nurani olan o ışık, o nur, güneş nuru, gelen nur ki gözle gözükmüyor, donmuş odun oluyor. Odun donmuş güneştir. Donmuş yani nur. Nur havada geliyor, bizi yakmıyor. Ama odunda bütünleşince, odunda depolanınca o bizi yakıyor. Ama gelirken yakmıyor. Isı vereyim. Nasıl ki güneş yani nuru odun olabiliyorsa Esma-i Hüsna'da taş koltuk olabiliyor. Odundaki o nur var ya nur, latif, hayat gibi latif, zarif. Tutulmaz. Gözükmez böyle. Yanar seni götürür. O nasıl katılaşmışsa Allah da bu mevcudatı taşı toprağı hayat da yapmış. Nasıl yapmış onu bir nebze şey yaptım. Sudan ısıyı kaldırın. Sudan ısı yap. Buzdolabı soğutmaz. Ne yapar? Öyle konuşuruz diye bir piyasada. Yemeğin, suyun üzerindeki ısıyı alır. O zaman yemek de donar. Yani buzdolabı şeyin giren yemeğin ısısını alıyor. Onun için sıcak yemek konulmaz diyoruz ya. Peki ısıyı alınca ne oluyor? Çakmak öyle ya, çakmak. Çakmak var ya, saydam çakmak. Basın. Doktor bilir. Onu biraz da tüplü düşün. Buraya vursun, donar burası. Niye donar? O gaz, aslı gazdır.
Ama sıkıştırılmış, suya dönüştürülmüş. Çünkü ısısı alınmış. Eğer o gazı bıraktığın zaman derime vuruyor. Derimi niçin donduruyor? Isıyı alıyor. Soğutmuyor. Benden ısıyı alıyor, elimde donuyor. Ama elimi dondurdu diyoruz. Kendi de genişleyip gaz oluyor. Evet. Isıyı alınca aslına dönüyoruz. Kışın üşüdüğümüz gibi. Evet. Vücudumuzun ısısı alınıyor. Şimdi nasıl ki gaz ısıyı alıp latifleşiyorsa ruh da ölüm anında böyle oluyor. Aslına dönüyor. Peki odunu yaktık. Kim kaldı tepside? Kül. 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 O yakalandı değil mi? Onu git götür. Ölen odur. E çıkanlar, onlar kurtulmuştur. Onlar hapisteydi. Şimdi odundan nur çıkmadı mı? Nerede o? Yakalarsan göm onu. Duman çıktı, yakalarsan göm onu. Latif çıktı, yakalayabiliyorsan göm onu. Kimi yakaladınsa o ölmüştür. Çünkü ölen yakalanmıştır. Yakalandığı için ölmüştür. Madem ölmüştür, gidin gömün onu. O da kim? Ceset. Öyle hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Ayette de küllü nefsin zayikatül mevt. Küllü ruhun zayikatül mevt denmiyor. Ölüm aslında ruhun kurtuluşudur. Kim ölüyorsa o korksun. Sen ölmüyorsun ki. Ölen nefistir, bizi yutturmuş. Gömlek bana şeytan yutturmuş. Bu benim. Gömleğe ben denilir mi ya? Benim gömleğime, hem benim gömleğim diyorum, hem benim diyorum, bana aittir, hem gömlek benim. Benim gömlek neyse, benim vücudumda aynısı. Benim gömleğim, benim bedenim. Benim hayatım. Gir içeriye, sen hangisisin? Benim gömleğim. Gir içeriye, benim atletim. Hala ben arkada, bu sahiplenilen, bu malzeme sana giydirilen, benim gömleğim, ben gömlek değilim, geç arkaya. Benim atletim, ben atlet değilim, geç arkaya, değil mi? Benim atletim. Benim vücudum aynı gömlek gibidir, o da bana gibi, bana ait o da. Kime ait? Bana. Ne ait? Hayat. Benim hayatım, benim aklım, benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum kaldırmaz yani diyoruz ya gündelikte. Ruhuma çok ağır geldi ya. Öyle bir laf etti ki. Ruhum ezdi ya. Ha, o benim ruhum diyen ruh değil. O ben diyen o sensin. Diğerleri hiçbirisi sen değilsin. Yutturulmuşuz. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu dersler hastalık gibi gözükürken yani hastalıkla alakalı dersler aslında ölüm korkusunu ortadan kaldırıyor. Ölüm korkusunun sebebi bedene ben dediğin için. Bu benim zannettiğin için, bu bedene ben diyorsan müjdeler olsun, öleceksin. Ölümü tadacaksın. Ölmeden önce ölürsen, yani vücuduna benlik vermezsen, beden itibariyle ölürsen, ruha geçersen ölmeyeceksin. Allah Resulü diyor ya, ölmeden önce ölürüz. Yani beden itibariyle öl. Çünkü bedene ben deme. Kullandığın araba, elbise, bina gibi. Ustad diyor ki bedenle ruh ilişkisine şu binayı bir hayal edin. Karton piyeller, duvar, tamam mı? Beton, haliflex, değil mi? Yastık, tamam mı senin? Doktor senin çok alakalı. Şimdi binada oturan sensin şimdi. Duygularını düşün şu anda, hislerini düşün. Binaya benziyor mu? İnancını düşün, nefretini düşün, muhabbetini. Yani içsel yapını düşün. Binaya benziyor mu? Ama binanın içindesin. Binanın içindesin ama binaya benziyor musun? Aynen bunun gibi de biz binadayız ama binaya hiç benzemediğimiz gibi cesetteyiz ama cesete hiç benzemiyoruz. Ceset için ustad diyor ki ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değildir diyor. Yani bak bunu giydik. Evi giyebilir miyiz? Ceset için diyor ki ruhun hanesidir. Yuvasıdır ama libası değil. Giydiği elbise değil. Ben giymiyorum. Ceset bu. Sen bu binaya benim diyorsan yıkılan divardan da elem alacaksın. Patlayan su borundan da elem alacaksın. Kesilen elektrik ampulünden
Ehliyeti kablosunda da azap duyacaksın. Niye? Ben demişsin ya. Nasıl maddeye taparsan, yani evi ruhuna kadar sokarsan, evdeki arza ruhuna azap verecek. Evdeki su tesisatına kastım kandır. Evdeki elektrik tesisatına kastım sinir sistemidir. Evdeki yatak oda cinselliktir. Evdeki mutfak nefse emmaredir. Evdeki salon, ders yaptığın yer düşünce mekanizmandır, aklındır. Eğer sen binaya ben dersen, nasıl ben dersin? O kadar malla düşkün oldun ki, yani kalbine soktun ki, binayı kendin gibi, kendini de bina gibi zannediyorsun. O zaman binadaki arza sana arza verecek. Binadaki arza sana arza verecek. Ben binaya ne kadar fenafil bina olursan, fenafil dünya olursan, yani Mercedes'i alıp aşağıya koyarsan tamam, ama kalbin içine koyarsan, Mercedes'in her bir arzası sana arza verecektir. Ona bir misal vereyim size. Bak şimdi. Bizim köyde bir tane minibüsçi var. O minibüslerin olmadığı fakirliğin dönemi 1973-74'ü anlatacağım size. Bir minibüs vardı, Ford. Arabaya bindik. O kadar fena fiil araba olmuş ki, iyi dinleyin bak. Eskiden asfalt yok ya köyüne. Çukura gidiyor, böyle sürüyor arabayı. Seyrediyorum, çocukluk hatırımda 73-74. Çukura... He? Aynen. Araba şey... Çukur indi ya. Çünkü ırmaktan geçiyor. Araba o kadar zahmet. Lan ben o kadar etkilen çocuktum. Ne kadar acayipime gidiyor. Adam arabada daha çok zahmet çekiyor. Tabii canım, araba bir şey görmüyor ki. Fena fil araba olunca, araba çukura girince ilk önce kendisi çıkıyor. Daha girerken böyle yapıyor. Yapınca böyle yapıyor. Ha, onun azabına sebebiyet veriyor. Çünkü arabaya benlik vermiş. Vücuda da benlik verirsen öleceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisiyle mutukabile entenir. Ölmeden önce ölürüz. Yani bedensel hayatın dayatmalarından çıkın. Bedensel hayatı yaşayın. Çünkü bu dünyada lazım. Ama dayatmalarına mahkum olma. Ne olabilir dayatmaları? Mesela yemeğe ve içmeye ve onun türevleri. Göbek. Bedenseldir. Yani... Yemek içme enerjisiyle oluşan. Evet. Mesela buradan gireni kontrol edemezsen, buradan girdikten sonra hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin. Yanisi o. Kilo yapar. Fransızcası. Öyle. Şimdi ayak kırılırsa ne yapacağız? Ayak kırılırsa Risale okuyacağız oturup da. Allah ondan sana diyor ki, otur adam gibi biraz da kendini düşün. Yani ayak kırılmadı, kırdırıldı değil mi? Eskiler der ki, kır dizini şu işi yap derler. Evet. Yani. Bak, ayakla alakalı bir hatamız var. Boşuna Allah vermiyor. Kol kırıldı, vermeyle alakalı bir şey var. Ayak kırıldı, gitmeyle alakalı bir problem var. Abi hiç gitmeyenler var. Sen seviliyorsun. Dostların yanlışlıkları tahammül edilmiyor. Kafasını düşünüyor musun? Kafa düşünmüyorsunuz. Kur'an'da en çok şey söylediği şu. Ne kadar az düşünüyorsun. Çünkü insan en çok muhtaç olduğu şey düşünmektir. Tefekkürdür. Tefekkür mesleğine varan sıkıntıya zaman bulamaz. Sıkıntı, sıkılmanız için, kötü olmanız için sıkıntı olması lazım. Sıkıntı olması için zamanınız da lazım. Sıkıntı için şöyle olması lazım, düşünmen lazım. Allah Allah, ya nasıl bitti ya? Öyle mi ya? Nasıl dedi ya? Niye dedi ya? Ya söz verdi, şu adama bak ya, yapmıyor ya. Öyle mi ya falan? Yani düşünceler hisleri aktif ediyor. Hisler, mesela
Hayal ediyorsun cinselliği. Histeraktif olmuyor. Histeraktif olunca. Veya mutfakta çalışıyorsun, inşaatta çalışıyorsun, araba sürüyorsun ama birisine kızıyorsun. Adama bak yani, nankör adam, yamyam adam, söz verdi, viteste değiştiriyorsun. Şey yapmadı böyle. Peki, ona gadap, kızma düşüncesi senin hislerini aktif etmiyor. Bu düşünceler hisleri aktif ediyor. Hisler duyguları, duygular sinirleri, sinirler bezleri aktif ediyor. Bezler de artık dokular olarak bize yansıyor. Mesela kötü bir haber, midene vuruyor. Ne alakası var haberle miden? Öyle kötü bir haber, kıvranıp duruyorsun. Ha, dışarıdan da böyle dışarıdan gelenler içeri böyle aktif ettiği gibi düşünceler de bedeni böyle aktif ediyor. Onun için doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Bir daha. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Şu anda olduğu gibi. Eğer buradaysanız derste. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünceler güçtür, balondur. Onun içindesin. Olsun ya. Neyi düşünüyorsan. Araba sürüyorsun. Mesela sokakta birisi geçiyor bakın. Kendi kendine böyle yapıyor. Kendi kendine. Burada mıdır? Bu adam burada mı şimdi? Burada. Değil. Neyi düşünüyorsa oradadır ve onun içindedir. Kızmışsa o ortama olmaz tabii ya. Allah. Kaç defa dedim ya. Ben 3 senede görmüyorum. Veya şerefli bir şey düşünüyorsun. Olsun. O olmasan hormonlar nasıl değişiyor? Demek ki kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demek. Bu söz Risale'de geçen bir söz. Yok. Risale'den istinbat edilen sözdür. Ne hangi sözden? Cümlesini söyleyeyim Risale'den. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünür, hayatından lezzet alır. Bu Risale'deki. Ötekisi uydurukçası benim. Birbirine üstüne giydirilmiş vücut mertebelerini tek zannetme. Yani sen bu değilsin. Ben derken kimi kastettiğini bil. Kalbin ve ruhun derece hayatına girersen en azından varlığını fark edersin. Fark ederek şeytanın şerrinden o nispetten kurtulursun. Yani kalbin ve ruhun derece hayatına çıkmak lazım. Kalbi bir hayat. Ruhani bir hayat. Peki nasıl gireceğiz? Girenlerle beraber olacağız. Kalbi ve ruhun derece hayatına gireceğiz. Nasıl yapacağız? Bu mesela en menfisini söyleyeyim. Tek başına kumar oynanmaz. Tek başına top oynanmaz. Değil mi? Oynanmaz. Ne yapılır? Grup olması lazım. Ne olmak istiyorsan sende önce olanlarla beraber ol. Tek başına olmuyor mu? Olmuyor. Tek başına mutlu olamazsın. Şöyle diyeyim. Çocuğunun dişi ağrıyor evde. Sen ambar canım ağrıyorsa onun ağrıyor. Öteki odada. O kıvranırken sen rahat yatabilir misin? Tek başına mutlu olamazsın. Böyle bir şey yoktur çünkü. Yani dolayısıyla mutlu olanlarla oturup kalkarsan olumlu konuşuyor demektir. Yani mesela bir adamı şey yaptın, playerine bastın hemen. Hep, biliyor musun ne oldu? Orada Türkiye'de ne oldu? Afrika'da ne oldu? Biliyor musun böyle sen Altay'da bir çek yaptın? Yok. Ne oldu? Olur mu ya? Bizim amcamız oldu bak daha yeni kanser çıktı. Daha önce şey olsaydı şöyle değil mi? Başlıyor. Anne. Niye olumsuz insanlarla oturup kalkacaksın? Olumsuzluğu pompalıyor. Ya ben kalamam. Ne yaparsın ya? Çamuru izi kalıyor. Çamuru at, cama yapışmasa izi kalıyor. Yani sigara içen adamın yanına gidersen sigara kokmaman elde değil. Elinde değil ki. Sigara sana sinecektir o. Kalbin ve ruhun derece hayatına girersen en azından varlığını fark edersek şeytanın şerrinden o nispetle kurtuluruz. Yani şeytanın şerrinden nasıl kurtulur? Kendi varlığını fark ederse, şeytan bedensel hayatın içeriğidir. Bedensel hislerin işletim sistemi şeytandır. Şeytanın kalbin ve ruhun derece hayatına değil, kendisi hayali bile ulaşamaz. Beden nedir biliyor musunuz beden?
Hayale bir tencere getirin. Tencere getirdik mi? Şimdi onun içerisine his, heves, heva, tabiat, asap, damar. At içine. Karıştır. Bu ne demek olduğunu merak ederseniz, nefis diye nur dersine girerseniz, nefiste onlar açılımları var bu altı tanenin. Bu altı taneyi karıştırın, dondurun, beden olur. Bu noktadan hastalıkların, yani şeytan bedensel işletim sistemidir. Yani bedensel hayatı aktif etme özelliği var. Ruha dokunamıyor. Bedensel hayatın ara boşluğudur. Biraz önceki o dersin başında verdiğim o havuzdaki ara boşluklarıdır. Bu noktadan hastalıkların bazen merdiven, bazen pencere, bazen dürbün, bazen kuyudan çıkmana yardım eden ip gibidir hastalık. Organ belli, ilaç belli. Peki, psikoloji mi bozuldu? Organ var mı? Nedir o? Psikoloji bozuldu. Organ belli değil. Peki, belli olmayan organın nasıl bir ilacı olur? Tuhaf değil mi? Organ değil ki. Psikoloji dedi, bir isim taktık. Nedir peki psikoloji? Kafa mı bu? Bu gri bir eti yanı. Arkadaşlara söyler misin biraz şey olsun, Mehmet? Nasıl o zaman hocam, ilaç veriyorlar psikolojik doktor. İşte. Buradaki Fransızlardakiler hepsi doktorlar. Hastaneye direkt gitsen hemen sana diyor ki bu psikolojik. Tamam, ilacı şu. Ya ilacını göre tespit et. Evet. Yani ya uyutma, ya uyuşturma veya düşünce merkezini geri tutma veya bedenin ürettiği enerji düşürme. Şu anda en çok şey olan panik atak. Değil mi? Fransa'da çok yaygınlaştı bu ara. Depresyon. Onun ilacı %100 uyutuyorlar ona. Bak şey diyorum, kadar... sen doktorsun ya. Seninle konuş. Böbreğin ağrıdı. Böbrek belli. Organ belli. Tanımlıyorsun. Laboratuvara sokuyorsun. Değil mi? Kesiyorsun, biçiyorsun. Alttan alıyorsun, üstten alıyorsun. Organ belli. Ona yaklaşık ilaç veriyorsun. Kendisi belli yani. Varlığı belli olduğu için tanısı da belli. Peki, adam durup dururken kendimi kötü hissediyor. Hangi organ bozuldu? Böbrek bozulmadı, dalak bozulmadı. Kendi belirtileri var. Yani salgılama oluyor, tiroid bezleri şey yapıyor. O dişe vuruşları. Binada su patladı. Sen de burada oturuyorsun. Su patladı diye kendini niye kötü hissediyorsun? Su patladıysa su usta getireceksin. Ama düşün ki patlamasıyla sen de patladın. Yani o araba süren gibi yapıyorsa fena fili olur. Psikoloji dedik ruh. Ruhsal değil mi? Ruh. Ruh madde değil ki. Peki bir de düşün ki ruhu inkar eden bir doktor var. Tanımlayan bir doktor. Bir de ruh tedavisinde şimdi bu. Ruhu inkar eden adam ruhun tedavi makamında bulunuyor. Nasıl olacak şimdi? Bunu uyuşturuyor işte. Başka ne yapacak ki? Doktora dedim, sana demiyorum orada. Bakırken bu kaç kişi vardı? Böbrek belli, tamam dedi. İlaç belli, tamam doğru. Göz belli, hastalığı belli, ilaç belli. Ben ölüm korkusu var. Ölüm korkusu var ya. Hangi organın bozulduğu da böyle oldu? Hemen yapıştırmayın. Psikoloji, tam da ne? Ruh. Kime gidiyorum? Ruh inkar edene. İnsanı bedenden donmuş enerji yığınağı, donmuş et yığınağı kabul edene gidiyorum tedavi. Bunda zaten ilaç veriyor. Vicdan azabı mesela. Vicdan azabı. Günahından psikoloji bozukluğuna girenler var değil mi Müslümanlardan? Yaptım şu rezilliği. Neyle tedavi edeceksin? Tövbenin dışında ne var? Geçmişine geçip o günahtan kurtulamıyorsun. Allah da tövbeleri kabul etmiyorum dese, tövbesini bulur. Ya ne kadar acayip bir Allah ya, ne kadar mükemmel bir Allah ya, böyle olur ya. Yaptınız, bitti diyor. Yani dese haşa. Yaptığın bir şey, günah, çelik gibidir, daha değişmez deseydi. Hayır. Ey haddini aşanlar, ey nefislerine zulmedenler, ey ruhlarına rağmen beden hayatını esas alıp günah işleyen kullarım, haddinizi aşanlar.
Yaptınız her türlü bedensel ihaneti ruhunuza. Günahtır o fiziksel. Allah'tan sakın ümidinizi kesmeyin. Allah her günahınızı affedebilir. Niçin affeder? Çünkü benim iyi işletim sistemim var. Nedir o? Ben affedici değilim. O size ait. Ben size söylüyorum. Affedin, size söylüyorum. Allah ne? Çok affedici. Affedici bir bize ait. Düşüktür o. Çok affedicidir. Çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Öyle değil mi? Bize de diyor ki çok merhamet edendir. Diyor ki merhametli ol. Ne kadar merhametli olun diyor. Allah Resulüne sordular. Ya Resulallah ne kadar merhametli olalım? Haşirde ne kadar merhamete ihtiyacınız varsa o kadar merhametli olun. Ne kadar affedelim ya Resulallah Müslümanı? Ne kadar affa ihtiyacınız olacaksa o kadar affedici olun. Haşir meydanında ne kadar affa ihtiyacın varsa Resulallah. Affa ihtiyacın var değil mi? O kadar affedici olun. Dayatma. Dayatanı dayatırlar. Affeden affa layık olur. Ben dakika dur kal. Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Ne cenaze. Bizim o Karadeniz, Türkiye'de ve Lazlar daha çok benim Karadeniz'de yapan. Cezaya bak. Ne cenaze mi? Allah Allah, cezaya bak. Ben gelmesen ne olacak? Benim cenazeme gelsen ne olur? Gelmesen ne olur? Ben zaten gitmişim. Ben o cesette de değilim. Ben gideceğim yere gitmişim zaten. Sırat köprüsü burada zaten. Orada hakikati, sureti burada. Nünker Mekir burada. Fransa'da, bu Strasbourg'da sokağa çık, geliyor açıksa çık. Soru bir, bakıyor musun, bakmıyor musun? Kafa çevirdim. Evet, bakmadım. Kabirde, evet, Strasbourg'da sokakta açıksa çık geliyordu. Soru soruldu. Bakıyor musun, bakmıyor musun? Çevirdim. Bak çevirdim. Yazılı nerede soruluyorsa cevabı da oradadır. Ha, öğretmen de bir hafta sonra yazılı okumuyor. Bir hafta sonra okuyor. Patte okumuyor ki. Bir hafta sonra denilen kabirde de nüker mekir öğretmen yüzünü koy. Bak bunlar sana soruldu. Buna cevap verdim. Biliyorsun değil mi diyor. Tabii yani. Bak bu da soruldu. Bu da soruldu. Sen inşaatçısın. Adam sana teslim etti. Konuştunuz. İçine bunu koyacağım. Tamam. Şunu koyacağım. Adam sıfır zahiri sıvayla ana kadar. Sen ne koyduğunu belli değil. Ama sen vaat etmişsin. Soru bir. Hiç kimse yok. Biliyorsun içine harç mı koyuyorsun? Çamur mu koyuyorsun? Tamam. Soru. Cevap. Doğru yapmıştır. Cevap. Ha yüzüne nüker mekir. O zaman nüker mekir burada kardeş. Soru burada soruluyor. Cevap da burada veriyorsun. Sırat ruhsaldır. Köprü akıldır. Yorumlayacaksın, geçeceksin. Sureti burada. Her şeyin sureti buradadır. Ya bir tane söyle dedi. Telefon ediyorum. Yaşlı bir abi. Vakıf. Hasan kardeş. Buyur abi. Tanıdım, sevdim. Hasan kardeş. Sesi kolum. Severim seni, bilirsin değil mi? Abi, estağfurullah abi, hürmet ederiz ya. Telefon elinde. Hasan kardeş ya. Ya, olacağı zaten buydu. Hadi biraz sustum. Ne abi? Ulan nüker mekiri getirdim bu dünyaya. Tamam da Allah aşkına bu kadar da olmaz ki ya. Sırat köprüsünde getirdin buraya ya. Allah Allah. Biraz hava silmesini bekledim. Abi, ne diyeceksin bakalım? Abi ben Sırat köprüsünü buraya getirmedim. Lan öyle yaptın lan sen dersi. Burada diyorsun. Tamam abi. Sırat köprüsünü ben getirmedim. Buradaydı zaten. Ben battaniyesini kaldırdım. Lan sen nasıl buradaydı ya Sırat Köprüsü ya? Vallahi Sırat Köprüsü değil. Allah bile burada. Daha ilerisini söyledin mi? Değil Sırat Köprüsü. Allah bile burada. Hasan kardeş. Sen bu Risale'yi nasıl okuyorsun kardeş? Ne? Ders okuyorsun. Ya... Ahireti buraya taşıdım ya, onun sahibini getirdim bu sefer. Abi değil Sırat Köprüsü, daha acayibi ya, Allah bile burada. Hasan kardeş, sen bizim Risale-i Nur'a nasıl okuyun ya? Allah Allah, doğru ya, Allah burada. Abi Sırat Köprüsü'ne tecelli eden Esma burada yok mu? Nakıs olmaz mı? Esma en azından cihetiyle. Ahir,
ahiretteki taluk edecek esma üstmanlar burada yok mu? Abi hakikat orada, sureti burada her şeyin. Dünya ahiretin çekirdeği fidanlı değil mi? Çekirdekte olmayan bir şey ağaçta gözüküyor mu? Her şey burada sureti oluyor, hakikat orada oluyor. Hasan kardeş be. Allah razı olsun. Peki, ne zaman geliyorsun? Çay koyuyorum. Abi bir yere gidiyor. Bana bir gün söyle, gel beraber bir yapalım. Aynı böyle. Çok sevindim. Allah burada deyince, Allah da burada biliyor musun? Değilsin atıyor musun? Allah da burada. Sana bir acebini diyeyim. Allah'tan daha garip. Allah'tan garip başka ne olur? Dedim. Cehennem nereden? Anlatılan. Haşirden sonra dedim. Usta cehennemi değil. Cehennemin cehennemi burada olduğunu söylüyor. Cehennemin cehennemi. Cehennemin cehennemi nedir Hasan dedi ya. Ama siz şöyle. Cehennemin cehennemi nedir Hasan? Abi cehennem, cehennem nereye çalışıyor? Adem alemlerine. Adem alemleri yok mu burada? Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Adam taşırın. Mühendis şey. Cehennem. Çırak bu cehennem. Cehennem Adem'e çalışıyor. Cehennemin cehennemi Adem'dir. Adem de burada abi. Nerede Hasan? Abi 741 sözlerde 8 tane sıfatın bir araya gelmesi cehennemin cehennemine atıyor bizi. Cehennemden beterdir diyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Ya kardeş size diyorum çekirdek neyse ağaca bu alemde 18 bin alem öyledir. Bir daha çekirdek ağaca nedir? Bir damla sperma insana nedir? Bir yumurta tavuğa nedir? İse bu dünyada 18 bin aleme böyledir. Olmayan bir şey orada yoktur senin için. Durulmuş hali. 18 bin alemin durulmuş hali. Şeceri hilkatın hulasası insan. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Din öl. Korku aklidir, kaf kalbidir. Aklı dayatmalardan, tiryakiliklerden terk et. Telefonlardan, şunlardan, televizyonun oturup karşısında lak lak luk luk yapacağını, bunları terk et. Her gün 5-10 dakika oku bak. Terklerini bir muvaffak ol, onu terk et. Telefonla oynayacağını, şununla bununla meşgul olacağını bak. Bunları bir terk et. Bak akıl nasıl nefes alıyor. Bak seni neler taşıyor. Bak sana neler düşündürüyor. Bak neler hatırına geliyor. Bak neler imal edeceksin, göreceksin. Terklerle çalışır kafa. Kalp eylemlerle çalışır. Zikirle ve evraklarla. İbadetle, zikirle kalp çalışır, akıl terklerle çalışır. Dayatmalardan, olmazsa olmazları var, onları terk edeceksin. Onlarla ilgili bir sırları nasıl edelim? Terkli. O ayrı bir ders. Onda bir gün yaparız. İnşallah. O terkle alakalı bir dersimiz de burada da yaparız. Yani. Terkleri nasıl muvaffak olacağız? İmam Rabbani'nin bir cümlesiyle söyleyeyim sana. Bir tane cümlesi. Metin yazmışlar. Demişler ki, senin buna da cevap olur. Efendim şöyle çok iyi olmak istiyorum. Bu kadar koca mektuba bir cevap yazmış. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber ol. Ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber. Birincisi bu. En kolay. Evet. Top oynamak, topçu mu olmak istiyorsun? Kendi başına burada, evde, sokakta topçu olamazsın. Gideceksin onlarla, antrenman yapacaksın. Grupta olacaksın. Durup dururken ne bize vahiy geliyor ne ilham geliyor. Değiliz peygamber gelsin. Şimdi Cebrail gelmez bize. İlham da gelmiyor çünkü. Allah Allah. İyi ki insanız ya. Ücret alınmayan en kıymetli şey insan. İnsan olmak. Niçin insanlık parayla alınmamış biliyor musunuz? Çünkü alınıp verilebilecek uğruna verilebilecek hiçbir şey yoktur da ondan. Ben bunu rüyada görmüştüm. Hocam insan olmak güzel şey diyorsunuz ama bana değer vermeyin diyorsunuz. Yani insanı insan yapan yani oradaki ruh yine ruha mı şey nasıl evet. Bir bağlantı ölçüyor evet. Kuruyorsunuz evet. Böyle derken. Çok güzel. Yani kendinize değer sevin diyorsunuz. Neyi seveceğiz orada? Şu Resul'u. Şimdi Allah ne vermişse onun da katalonu vermiş. Şurada kullan, burada kullan.
Şimdi birbirinin üzerine giydirilmiş vücutlar var. Yani buz, su, H2O, aynı yerdesi. Enerji, esir, madde ayak, aynı ayak, akılcı bir uçun. Şimdi insana bunlar giydirilmiş. Bunları manay harfiyle, yani Allah hesabına değer ver. Tamam, atına iyi bak. Çünkü onunla gidiyorsun bir yere, cesedine iyi bak. Ama Allah adına, din adına, hizmet adına. Ama manay ismi var. Nefis hesabına, şeytan hesabına. Mesela gözü kullanıyorsun, haram şeyleri seyrediyorsun. Ama şu anda gözü kullanıyorsun, beni seyrediyorsun. Kulağı kullanıyorsun, dersi dinliyorsun. Bunlara ehemmiyet ver. Yani nefis hesabına kullanılan, şeytan hesabına kullanılan her şey aleyhinde seni aşağı indirmiş. Evet, bu noktadan hastalıkların bazen merdiven, hastalıklar bazen merdiven, bir yere çıkman için merdiven oluyor. En azından senin gönlüne nasıl gireceğim? Değil mi? Yumuşuyoruz da. Ya Resul'a söyleyin de. Gelsin. Resul. Buyur hocam. Hakkı. Lan şimdiye kadar çelik gibi gurur vardı. Hiç eğilmiyordu. Nasıl oldu da yumuşadı? Demir ateşe sokulur. Şimdi demire vurun çekici. Örse koy. Tam, tam, tam. Şekil verebilir misin demir? Sok ateşi, yumuşadı. Tam mum gibi. Tam demirdi. Sok ateşi, oldu çelik. Hem demire şekil verdin hem çelik yaptın. Ateşe sokacaksın. Hadiseler ateştir. İnsan ateşe girecektir. Yumuşasın. Yoksa gurur inmiyor. Benim dediğim dedik. Ben ya ben kime? Kimin aklıyla hareket edeceğim ya? Ben kimden akılacağım? Tövbe ya falan. Şu gurura bak. Acayip. Bu dünyada bu ateş ne hocam? He? Bu dünyada bu ateş ne? O işte o demiri ateşe sokmak ateşi hastalığı, musibe, istemedikleri. Kuyruğuna bastılar, enaniyetini şey yaptılar. Ateş düzeltti mi? Sonra bu noktadan hastalıklar bazen merdiven. Bir yere çıkmana vasıta oldu. Ayrıca dezenfektan, iyi bir dezenfektan. Evet, güzel, pislik, mikrobu temizliyor, doğru. Bazen hastalık penceredir. Görmek istemediğini, göremediklerini hastalıkla, siyahat da göremediğini, hastalık sana gözdür. Gözlüktür aynı zamanda. Siyahat da göremediğini hastalıkla görüyorsun. Servet de göremediğini fakirlikle görüyorsun. Tokla göremediğini açla görüyorsun. Aç olmadıkça açları nasıl anlayacaksın? Bazen dürbün oluyor hastalık. Bazen kuyudan çıkmana yardım eden ip gibi oluyor. Onla, hastalıkla sakın savaşa girme. Yaban arıları gibi uğraşma. Hastalıkla, sıkıntılarla sakın savaşa girme. Dilini öğrenmeye çalış. Bak dinle ne diyor sana. Hastalık ne diyor? Bir konuşmaktır. Allah'ın sana bir konuşmasıdır. Sebebe uyarak ilaçları almak caizdir. Fakat şifayı Allah'tan, Cenab-ı Hak'tan bil. O başka mesele. Ama ya ne oldu? Allah Allah ya. Ya tövbe estağfurullah. Olmayacaktı ya. Ulan nereden oldu ya? Keşke gelmeseydi. Lan gidiyoruz galiba. Bunlarla meşgul olma ya. Hayat senin mi ki? Hayatı mevti düşünüyorsun. Savaşma. Yaban arılarla. Arı ne yapar davete? Davete uçuşur kafanı. Arıcılar bak bakayım hiç kıpırdıyor. Biz kaçışıyoruz. Her tarafımız yiyor. Hem de petekten 10 metre oradayım. Bu oldu da benim. Her tarafım iyiydi. Nereyi hayal ediyorsun? İslam abi rahmetli. Bağırıyor Hasan kıpırdama. Ne kıpırdama? Her taraf. Ona hiçbir şey. Peteğin orada. Azdıran o. Bakıyorum. Hiç kıpırdamıyor. Ulan o da gururdan hoşlanmıyor arada. Kabadayılık yapma bana. Tevazu sahibi ol. Kıpırdama. Kaldırma elini. Hiçbir şey demiyor. Sen misin el kaldıran? Hiç şansın yok. Her tarafım iyiydi. Ne yaptım? Her tarafım şişiyordu. Irmağa atladım. Suya, buz gibi suya. Elbiseler ne ha? Bunlar okusaydın o zaman. Okumaya, fırat okuma aklım bile gitti. Okumaya fırsat yok. Risale'de o arı olarak Irmağa girdikten sonra... Yaban arıları diye geçiyor.
Yavaş. Vallahi yok yavaş. Allah. İyi ki Müslüman. İnsanın inim inim inmiyor, inanın. Bak size sifi tabi etmiyor. Dünyayı dolaşıyor. Biz bunların tabiri caizse keyfini çıkarıyoruz, dalgasını geçiyoruz ama bunun içinde adamlar yanıyor. Bana ne dedi biliyor musun? Bak. Fazla değil ya. Bursa ya. 1500 kişi salonu insanlar. Böyle o kadar büyük ki. Bak oturuyor. Derste gülüyoruz. Latife yapıyoruz. Ders bitmiş etrafıma geliyor. Oo bir şey soracak, kaderi soracak, psikolojiyi soracak. Hocam yatamıyorum, ötekisi kader şurada tamam. Şu o kadar büyük salon ki orada da çekyatlar var tamam. Sağ tarafta unutmuyorum burada da. Var. De yaklaşık 30-36 yaşında, 40 bile yok. Kesinlikle bir tane genç dersin başında sonuna kadar böyle latife yapıyorum sanki kazma yutmuş yani. Oflama demeyeceğim, kazma yutmuş yani. Kıpırdama yok ya. Bir saat ilgimi çekiyor yani. Ben ders yaparken ilgimi çekiyor ya. Hiç kıpırdamıyor. Ne gülüyor, ne bize eşlik ediyor. Böyle adam. İstisnalardan. Ondan sonra dersten sonra geldiler, şatife yapıyorlar, şaka yapıyorlar. Gene aynı. Dedim ki ona, gel. Gel buraya gel, ders bitti. Gel buraya, gelsene. Gel. Evet, sen. Gel. Buyurun. Hoş geldin kardeşim. Hoş. Kardeş bir derdin mi var? Yok, hayır hocam dedim. Lan gülmeyi mi unuttun? Ne düşünüyordun? Bir söylesene dedim ya, merak ettim. Bırak da. Kızmasın yine. Yok dedim, merak ettim. Ne düşünüyorsun derdi. Sana şaşırıyorum. Nasıl gülüyorsun? Nasıl gülebiliyorsun? Başladım güne. Yavaş yavaş orada atışıldı. Onu hafif tebessüm etti derken sitatı aldık. En güzel dersti. Millet böyle yapınca Kore'ye koştuktan oldu. O da yalandan gülme derken hakiki inkılap etti. Hah elhamdülillah bak sen de gülmeye başladın. Öğrendin lan gülmeyi. Gülmeyi unutmuş. Şimdi kim biliyor musunuz? Kamyonla pamuk geliyor fabrikasına. Üç kardeş mi? Bir babaları var başında. Üç veya dört kardeş. Doğulu, Banlı. Kamyonla pamuk geliyor. Elbise çıkıyor. Başörtü çıkıyormuş. Manto çıkıyor. Takım elbiseler çıkıyor. Gömleği. Böyle bir fabrika. Sahipleri gülmeyi bilmiyor. Unutmuş. Ondan sonra ne hatırıma geldi biliyor musun? Odama çekildim ya. Koca servetle varamadığını ben servetsiz vardım. Bu servetsiz vardığım nimete, bu halete servetle varılamamışsa, varamamış adam ben bu haleti alıp da servetin arkasına düşer mi? Anladık mı burayı? Dedi ki, irtibat kurdum. Tabii konuştum, başladı gülmeye. Ondan sonra, tabii gülmeyi bilmeyen ağlamayı da bilmez. Somurtkandırlar. Ağlarsa yumuşar. Unutmayın, gülmeyi bilmeyenler ağlamayı da beceremezler. Çünkü ağlamanın içinde gülmek vardı, gülmenin içinde ağlamak vardır. Gece başlamış ağlamaya. Böyle aile ayağa kalktı. Acayip bir şey. Neyse, o kardeşi aradılar. Oradan bana vardılar. Dedim gel, ben de seni bekliyordum. Oysa kalktım ben, bekliyordum. Gel. Dedim, baktım ki gezecek. Anladım tabii. İyi, yumuşamışsın. Otur sen. Aça. Başladım. Biraz derste sonra gülmeye göndermiştim. Şimdi al diyor. İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor biliyor musun? Dedim otur. Sihatın alameti beştir. Bir, gülüp ağlayabiliyorsan. Hadi bakalım biraz da gazla.
bilip anlayabiliyorsan, yürüyüp terleyebiliyorsan, acıkıp yiyebiliyorsan, yiyip tuvalete gidebiliyorsan, neşelenip gülebiliyorsan, tamam mı? Siyatın alametidir. Bak Allah, ağlama. Ağlamayan gösterden sana sığınırım diye rivayet var değil mi? İnsanlık gülmeyi unuttuğu gibi ağlamaları da yok. Ne kendi derdini alıyor ne başkası. Bilmiyor. Ağlamak da yok. Yalandan ağlayanlar var. İlaç sürüyorlar vaazdan önce. Gözlere şöyle bir şey sürünce akıyor. Şeylerde de var. Filmde de var. Artistleri alamıyor mu? Kadınlar gözyaşı akıyor ama ben onu nasıl yapıyorlar diye çok merak ediyorum. Filmi çeviren var ya böyle şey kameranın. Onu tanıdık birisi vardı İstinye'de, deniz kenarında çekerken. O bir vesileyle tanıştık. Hekimoğlu İsmail abiyi tanıyormuştu, o vasıtasıyla. O dedi, onu dedi şeyden önce, çekimden önce yapıyoruz. Gözü yaşarırken tak çıkıyor. Çünkü ister istemez. Ya, duman olunca da bizde de yaşarıyor. Evet ya da soğan, evet. Muhammed'in çok yaptığı gibi. Devam edeyim. Son şey. Kağıdı yaktığında kurtulan nur gibi. Kağıdı yakınca çıkan nur gibi, cesedin hastalığından da ruh ceset kafesinden az dahi olsa nefes alıyor hastalıklar. Aldığını Allah, Allah, Allah demesi gösteriyor. Hasta adam ruhu cesetten kurtardığını alameti nedir? Allah, Allah, Allah. Siyahat olunca şeşpeş oynayalım mı? Hadi bana bak, bir volta atalım hadi. Allah Allah yok. Hastalanınca el frenini çek, takos koy. Allah, Allah. Diyen nefis değildir, ceset değildir, ruhtur. Demek ki ruhu yukarıya çıkmış. Bu tesbihi nefis der mi? Allah, Allah. Nefis der mi? Lan nefis ne yaparsan yap, hiçbir zaman demez Allah. Ne zaman der? Bir şartla der diyor. Açlık da der namussuz. Allah ne biçim, ne çeşit azap vermiş? Hiçbir zaman el freni çekmemiş. Hiç ama hiç. Azabın her çeşidini tattırmış. Değil mi? Ramazan esasının gücü. Her türlü azabı vermiş. Yalnız açlığa dayanamamış. O zaman demiş ki Allah ona, sen kimsin ben kimim? Ne demiş? Sen Allah'sın. Sen Rabbimsin. Ha ben senin? Ben de senin kulunum. Aciz. Aciz bir kulunum. Aciz bir ve fakir bir kulunum. El freni çek, takos koy. Hastalığının senin ruhunu hasta etmesine müsaade etme işte. Hastalığın ruhu çıkartmaya vesileydi cesetten. Hastalıkla merak ederek, vehim yaparak, varı yok göstererek hastalıkla ruhunu hasta etmesine müsaade etme. Hastalık ruhu hasta etmektir. Aslında hastalık ruhu dışarıya çıkartmaktır. Hastalıkla hastalık yapma kendini. Hastalığın sizi hasta etmesine müsaade etmeyin. Ruhsal hastalığa dönüştürmesin. Hastalık cihetül vahdet sırrına mazar olduğundan dağınık olmuş olan hayatını, maneviyatını ve fikriyatını sana tekrar toplamana vesile ve sebep oluyor. Mesela akıl bambaşka, fikir bambaşka, kalp bambaşka, meyil bambaşka, nefret, öfke, arzular hep bambaşka ya. Hastalık ne yapıyor? Topluyor. Cihetül vahdet, yani dağınık olan fikriyatını, hissiyatını, duygularını, himmetini terke topluyor. Teke indiriyor. Vay be. Bir tanesi dediği gibi, televizyonu kaldırdı elhamdülillah. Dedi ki, ilk bana şöyle dedi. Abi be, televizyon kaldırınca dedi. Vay be, bizim evdekiler de iyi insanlarmış dedi ya. Onlarla görüştüm, sohbettim. Hakikaten güzel insanlarmış dedi ya. Kızı ve karısı için, oğlu için diyor ha. Hiç görüşmemiş ki. Arabaya çıkıyor çantasıyla tıkır tıkır tıkır. Televizyon zaten şey. Hanım şey. Dur oğlum yavaş dur. Allah Allah bir şey seyrettireceksin. Tamam oğlum. Ta bitene kadar koltukta. Yatağa. Yataktan kalkıyor. Hadi çek et yani şey yaptım falan. Abi arabaya da düğmeye. Ruha müsaade yok. Nefes alın. Hemen arabaya dın 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 dın. Ondan sonra iş yeri öyle. Hasta işte. Hastalık ne yapıyor? Bunlardan çıkmana vesile oluyor. Vay be. Allah Allah. Onun dediği gibi.
Bizimkiler de bayağı insanlarmış ya dedi. Dedim hayırdır kimi kastediyor dedim ya ben de kafayı yiyeceğim şimdi. Bizimkiler çok iyi insanlarmış dedi. Bayağı sohbet ettiler. Kızı için, karısı için, oğlu için söyledim. Sohbet etme fırsatını buldum ben. Hep yavur konuşuyordu. Hep fasıklar konuşuyordu. Hep onlar konuşup vaaz edip biz dinledik. Hiçbir zaman sen onlara konuşabildin mi? Hep onları dinledik. Hastalık bayram gibi abi ya o zaman. Tabii ya. Çünkü sevdiğine verir Allah. Bayram da herkesi topluyor ya abi. Ha. Aileyi topluyor. Herkes bir tarafa dalmış. Fransa'dan, ha. Almanya'dan, Trabzon'dan, Adana'dan. Hatta cenazede de bile. He cenazede. Toplanıyor. Bütün herkes bayramda toplanıyor, bir araya geliyor. Bayram bir şey olmuyor. Yani fikriyatı, hissiyatı, duyguları topluyor da kendine geliyorsun. Ve hemen maziye geçiyorsun. Hayır tövbe etmemiştin. Estağfurullah ya Rabbi. Ya Rabbi estağfurullah. Estağfurullah. Geçmişini kastediyor. Estağfurullah. Allah mahvet ya. Yani daha önce dün böyle demiyor. Bak dağılmış olan parçalarını yere getiriyor. Dünü çabuk atıyordun kafadan. Dünyan, ahiretin ve bunların bütünlüğü hayatımıza katması. Ahiret mi varmış? Aha! Allah mı varmış? Sadaka mı verilecekmiş? Zekat mı verilecekmiş? Dava mı varmış? Derse mi gidilecek? Dedim ki bir tanesine. Yasin miydi senin adın? Serdar. Serdar. Bizim Serdar demişsin. Evet. Bugünkü. Niye öyle senin farklı şeydi? Bugün beraberdik. Kazanı mı değiştirdin? Evet. Kazan. Demek ki bir kazak değiştirmeyle sen... Yasin nasıl oldun ya Serdar? Yasin ama çok çok bir şey. Bak şimdi Serdar. Kutu fabrikasının oğlu gene bu. Kutu yapıyorlar. Derse davet ettim. Epey oluyor bu. 15 sene var. Derse davet ediyorum. Kardeşim gel. Abi zamanım yok dedi. Ben de bir gün o kadar kızdım da ağzıma da laf geldi. Dedim ki sana zamanı verene zamanın yok ha. Sana zamanı verene zamanın yok. Bir gün bu adam belki de 5-6-7 sene geçmiş. Telefon ediyor. Alo. Ondan sonra bitiyor ders. Alo. Buyurun. Hasan abi sen misin? He benim. Hayırdır kimle görüşüyorum? Abi tanımadın değil mi? Lan nereden tanıyacağım seni? Evliya değilim. Kerametim yok. Nasıl bileceğim? Kimsin? Nesin? Ondan sonra ben falanca, hangi falanca falan, Allah Allah, ta kutucunun oğlu. Koca Mustafa Paşa. Ha ooo! Ben de ne bileyim, bir şaka yapayım. Daha ölmedin mi dedim ya. Ve Cara Paşa Hastanesi'nin eline tutuşturmuşlar, karısıyla bahçede. Kansersin demiş. Dima işgal etmiş. Ben de bir merak demeyeyim mi? Daha ölmedin mi dedim ya. Ne bileyim, niye arıyorsun? Abi ne diyorsun dedi ya. Taş ya. Dedim öldürdün beni be abi. Ya kızma ya şaka dedim. Abi ya olsun ya böyle şakalar yapma ya. Ona dedim ben alev aldı. Böyle dediğine göre sesi değişti. Bu adamın bu saatte beni araması saat 11'den gündüz 11 sabah. Abi ben bu akşam seni derse götürmek istiyor. Var mı başka götüren? Dedim ki zamanın yoktu diyeceğim diyesin geldim. Olur dedim. Olur dedim. Şöyle işte falan yere gideceğim gel dedim. Hayırdır dedim neredesin? Sarma be abi. Sorayım dedim ya söyle. Cerrahpaşa Hastanesi'nin kapısındayım. Raporu mu aldın dedim. Evet. Yanında kim var? Hanımım var. Nereye vurmuş dedim. Dima hocam. Abi be böyle olmaz değil mi dedi. En fazla 3 ay diyorlar dedi. Yani Allah'tan ümit kesmiyor. Tabi canım kim kesiyor. Böyle bir şey olur mu? Merak etme. 3 ay demiştir. Ve o akşam bile derse geliyor. Psikolojisinde. Ya. Zamanı verene zamanın yok. Zamanı sana kim verdi? Zamanın yok. Namaz kılmıyoruz. Zamanın yok. Elin gavurunun Fransa'da inşaat yapacaksın, araba tamir edeceksin, halı sereceksin, ne bileyim arabasını bilmem ne yapacaksın ama kendi ahiretine zamanın yok, namazın yok. Zamanı verene zamanın yok. Öyle bir şey olur mu?
5 dakikada yatayım diye 5 saatle doymayan uykuya nefse 5 dakika zannıyla sabah namazını kaçırıyorsun. 5 dakika sonra. Ya 5 dakikayla doymayacağını bilmiyor musun? Niye geç yatıyorsun? Zamanın yok. Zamanı verir bak. İlle de sizde mi telefon, ben de mi edeceğim? İlle bizde mi bununla imtihan olacağız? Abi, derse götüreyim mi? Ya sabah 11'de lan, nasıl götürecek? Akşam geçeceğiz de. Herhalde iyi değil ya, durum iyi değil. Ya daha sen yaşıyor musun, ölmedin mi falan? Lan nereden dedim ya? Meğer raporu tutuşturmuşlar sabah. Onda vermişler. İlk iş beni aramak ve derse gidelim mi? Daha yumurta dayanmadan önce deseydin da bunlar. Ben kaliteli adam olsaydı. Ölüm sekeratta uyandırmadan önce uyan. Bir tane de var ya mesnevide. Eli kelepçeli sevk edilmezden önce izzetle şerefle terk et. Kayıtlı ve kelepçeli sevk edilmezden. Kayıtlı ve kelepçeli sevk edilmezden önce ne diyor? İzzetle şerefinle mi terk et? Dünya dünya ahiretin ve bunların bütünlüğü hayatımıza katması kasalı katıyor. Dünyamıza ahireti katıyor. Dünyamıza Allah'ı katıyor. Dünyamıza dostlarımızın dostluklarını hatırlatıp katıyor. Dostlarımızı unuttuk ya. Dostlar bizi unuttular. Aa geldiler yatağımız basına sen. Aslan nasılsın? Aa Emre sev misin ya? Bak bütünlüğü vay be. Varmışım ben de. Varlığımı hissetmeye başladım. Baksana etrafına bir sürü sıcak dostlar geldi. Meğer ben kendimi yalnız biliyormuşum. Meğer dünyamdan Allah çıkmış tövbe. Ahiret çıkmış. Maneviyat yok. Zikir yok. İbadet yokmuş. Oruç yokmuş. Hastalık da hepsi içeriye giriyor şimdi. Kötü mü şimdi? Alemin Allah hakim oluyor. Dünyada ahiret hayatının haletlerini yaşamamızın vesile-i zemini olması itibariyle istisna bir nimettir. Dünyada ahiret hayatını yaşatırsın. Gitmiş Allah. Hiç artık kötülük yapamıyorsun. Yani kesicilik yapamıyorsun. Kimseyi aldatamıyorsun. Kötü düşünemiyorsun. Bu var falan. Ver ağzının payını falan. Çal çık yok. İçki iç. Silah yok değil mi? Bu halet ne? Allah. Allah. Bu halet ahiret haleti mi? Dünyada ahiret aletlerin düşünceleri sana yaşatıyor. Dünyada kusurunu görüp Rabbine karşı edebine vesile olması nispetinde senin de ahirette kusurunu görünmeyecek. Enfusi tefekkürün nispetinde kardeşlerinin kusurlarını görmezsin. İstesen de seni rahatsız etmez. İnsanı enfusi tanıma nispetine insanları olması gerekeni layık olduklarını yaşadıklarına kanaatın olur. Allah Celle Celaluhu onlara liyakatlarına göre muamele ettiğine izanın olur. Bitti. Ama bir de okuyayım burayı. Bitti. Enfusi tefekkür. Eğer bedensel hayattan çıkıp içsel böyle kendini tanımaya çalışırsan, buna enfusi tefekkür deniliyor. Kendini tanımaya çalışırsan elbiseyle değil, yemekle değil, manalarla derslere girip tefekkür edersen kardeşlerinin kusurlarını göremezsin. Çünkü kendinle meşgulsun. İstesen de, kusur görsen de o rahatsız etmez olur. İnsanı enfusi tanıma nispetinde, yani içsel alemden seni tanırsam, yani içe dolaşmak, bu adamda da içsel alem ama inkişaf etmemiş. İçimdeki enfusi alemle seni tanıma nispetinde ben senin artık hareketlerinden, olumsuz kötülüklerinden rahatsız olmamaya başlar. Peygamberler onun için ümmetinin günahlarından, şunlarından, sert davranmalarından, kötü davranmalarından rahatsız olmuyorlar. Ustad 28 defa zehirlenmiş ama hakkımı helal ettim diyor. Benim bir iğne batırsa bir tanesi kıyameti koparayım lanet olsun sana diyor. Beddua ediyor. Beddua etme nispetinde dışarıdasın. Hiçbir peygamber ve Allah dostu beddua etmemiştir. Hep Allah ıslah etsin demiştir. En zalime de Allah'ım ıslah et. İslahı gayri kabil ise, tamam mı? Müslüman gayri kabil ise, kahar ismine bağlı. Gene bir esmaya bağlı edilir.
ediyorsa içeride değil, dışarıda demektir. Enfusi alemi yoktur demektir. İnsanı enfusi tanıma nispetinde, insanları içeriden tanıma nispetinde insanların olması gerekeni hata mı yaptı? Bu yapar der. Allah da öyle diyor ayetinde. Sen diyor etrafındakilere sert davransaydın etrafındaki kimseyi görmezdin diyor.